Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün köpeğimiz Buz için yine takviye mamalar yapıyoruz. İşte bunların başrolünde işte patates, kabak. Ayrıyetten bu sefer çiğ olarak değil, haşlama olarak 4 adet x-large boy yumurta vereceğim arkadaşlar. Ayrıca işte şöyle bir garnitür aldım. İşte havuç, bezelye. Biraz da patates var içinde. Biraz da ekmek blenderdan geçirip o şekilde karıştırıp takviye gıda olarak vereceğim. Siz de evdeyken, zamanınız varken arkadaşlar kesinlikle köpeğinize böyle takviye gıdalar vermeye çalışın. Çünkü her zaman sürekli köpek aynı mamayı yemekten, sürekli her zaman aynı mamayı tüketmekten bir zamandan sonra aynı mama onun için ilgisiz olmaya başlıyor. Ve mamadan az yemeler başlıyor. İşte kilo vermeler oluyor. Kilo kayıpları oluyor. Onun için bu zamanlarda işte mamanın bu da son zamanlarına doğru geliyor. Son 2 haftasına, son 1 haftasına bitmesine yakın. Zamanlarda köpek yediği mamadan sıkılıyor. İşte onun için böyle takviye gıdalar yaparsanız daha ideal olur. Hem köpeğiniz takviye et besin değeri yüksek el yapımı sizin yaptığınız yemekleri yemiş olur. Hem de kilo durumu kayıp olmaz. Bilginiz olsun. Bu zaten sürekli köpek besleyen yani köpeği aşırı derecede ilgi duyan hobiden öteye geçiren insanlar zaten bunu çok detaylı bilirler. Yeni mama gelene kadar hem takviye açısından hem mama gelse de işte böyle ara sıra makarnalar, işte yoğurt, yumurtalar, çiğ tavuk, çiğ et, takviye gıdaları vermek gerekiyor. İmkanınız varsa arkadaşlar her gün yapın. En ideal her gün yapmak. En iyisi her gün yapmak. Ama yapamıyorsanız da en kötü haftada 1-2 kez yapsanız yeterli olur diye tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi dostlar diliyorum.